Merhabalar arkadaşlar, hepiniz kanalıma, hobi bahçeme, evime hoş geldiniz. Burası evimin altı, odunlarım geldi, yarıldı, yerleşti. Şurada şöyle ince çalılar vardı tutuşturmak için. Benim evim kat kaloriferli, sobalı yani. Onları şimdi şurada oturup keseceğim. Süpürgem de burada, temizlik yapacağım sonra. Hadi sizinle birlikte biraz odun keselim bugün ve çuvallayalım. Bu kuru çalılar olmadan sobayı yakamıyorsunuz arkadaşlar. Bunların mutlaka olması gerekiyor. Hem ilk tutuşturmada hem de çoğunuz biliyordur zaten soba yakmışlığı vardır. Hem ilk tutuştururken hem de mesela içinde közü az kalmışken mutlaka bundan bırakmak gerekiyor içine böyle. Zaten çok kurumuşlar, birkaç yıllık bu. Odunun arkasında kalmıştı. Onu kesememiştik. Bakın arkadaşlar, epeyce kestim. Bayağı bir oldu. Şurada az kaldı. Onu da keseyim. Hemen şuradakiler gibi çuvallayayım onları da. Bu ağaç bamyalarını toplayacağım. Birlikte yemek yapalım. Sizlere göstereceğim ağaç bamyasının nasıl yemeği oluyor. Toplayalım bunları. Gidip bu ağaç bamyasının yemeğini yapalım arkadaşlar. Küçükleri var. Küçükleri kalsın, büyüklerini topladım. Hadi gidip yemeğimizi yapalım. Buraya kadar gelmişken salatalıkları da toplamadan gitmeyelim arkadaşlar. Akşam salata yapalım. Bitmek bilmeyen salatalık arkadaşlar. Tohumu farklıydı bunun. Diğerleri bitti. Burası bitmiyor. Bakın halen daha nerede? Şurada. Küçükleri var. Şurada. Her yerde aslında. Yani her yerde. Ha, bakın. Bakın burada da var. Maşallah. Bakalım başka. Şurada da var ama onu almayacağım, küçük. O kalsın. O kalsın. Evet. Bu kadar yeterli bize arkadaşlar. Evet, ağaç bamyalarımı topladım arkadaşlar. Şöyle bakın, böyle bir bitki. Çok güzel de çiçekleri var yazdan beri. Bembeyazdı. Süs bitkisi gibi. Evet, bunlar ağaç bamyaları. Şimdi onları yemeğini yapacağım, kavurmasını yapacağım. Biliyorsunuz dışarıdaydım. Evin altında çok işim vardı, onları hallettim, şimdi içeri girdim. Bunu çoğaltmak için ben hep yaratıcılık oyunu oynuyorum, MasterChef'teki gibi. Bunu çoğaltmak için şöyle bir tane kabak buldum, onu da bununla ilave edeceğim. Şöyle bir de yarım havucum vardı, onu da ilave edeceğim. Soğanını doğrayayım, ocağa koyayım, bunları doğrayayım, hemen görüşelim. Hemen şunu da göstereceğim arkadaşlar, kestim bakın. Sütü çıktı. Sütlü bir bitki. Nasıl göstereyim? Şöyle bakın. Sütü var arkadaşlar. İçinin çekirdeği de var. Onu şöyle bakın. Bunlar tohumları. Olgunlaşmamış tohumları. Yani ekmeğe uygun değil. Ama onları
yemeğimize katmayacağız arkadaşlar. Şöyle onları ayıracağım. Ben onları ayırayım. Kabuklarını soymayacağız. Küçük küçük doğrayacağım onları arkadaşlar. Evet, böyle aynı bu şekilde hepsini doğrayacağım arkadaşlar. Yemeğimi pişirmeye hazır hale gelecekler. Kabağın içi şöyle çürük çıktı arkadaşlar. Bunu koymayacağım. Ama şu uç tarafındaki iki parçayı koyacağım. Bunlar da az önce tarladan kopardığım salatalıklar arkadaşlar. Bakın taptaze, su gibi. Soğanlarımı bir miktar az yağla, sıvı yağla soteliyorum. Çünkü diyet yapıyorum söylemiştim. Karaciğer yağlanması, kolesterol. Bazı değerlerim yüksek çıktı. Biraz dikkat ediyorum. Tereyağı kullanmıyorum artık. Soğanlarımı bir miktar soteledim. Üzerine şöyle havuç rendesi bıraktım. Hemen şöyle havuçla da bir çevireyim. Evet, bir miktar da böyle pişsin. Evet, havuçlarıyla da sotelendi. İçine bir tane de acı biber bıraktım, doğradım hemen. Şimdi burada sos var. Kapya biber ve domatesle hazırladığım. Onu da ilave ettim. Ekstra salça kullanmayacağım arkadaşlar. Zeytinyağlı bir yemek olacak çünkü. Tuzunu koydum. Bir dolu tatlı kaşığı şeker koydum arkadaşlar. Şimdi bu doğrayıp hazırladığım malzemeyi tencereme bırakıyorum. Güzelce karıştıracağım. Kendi suyuyla bir miktar buğulamasını bekleyeceğim. Ağzını kapatacağım. 5-10 yani yarım dakika kadar. Ondan sonra suyunu ilave edeceğim. Bakın, hepsi birlikte buğulamışlar. Güzel. Evet. Şimdi bu aşamada tuz, su ilave edeceğim. Hafif sulu yapacağım. Çünkü pişecek, pişerken suyunu çekecek arkadaşlar. Evet. Şimdi ağzını kapatıp pişmesini bekleyeceğiz. Yemeğim pişti. Enfes görünüyor. Çok lezzetli görünüyor arkadaşlar. Birkaç yıldır biliyorum ben bu ağaç bamyasını pişirmeyi, işte 4-5 yıldır bitkisini diktim, yetiştirdim ve yiyoruz. Harika bir tat, harika bir lezzet. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun. Beni buraya kadar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim arkadaşlar. Sağ olun, var olun. İyi ki de varsınız, iyi ki de geldiniz. Abonelik ücretsiz. Abone olarak izlerseniz çok sevinirim arkadaşlar. Gerçekten takipçilerimin %80 kadarı abone olmadan izliyorlarmış videolarımı. Abonelik ücretsiz. Nacizane abone olursanız beni mutlu etmiş olursunuz. Çok teşekkür ederim. Bir sonraki videomda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın.